Çorlu Deresi'nin kızıla boyanmasının üzerinden henüz birkaç gün geçmişken bu kez Marmara Ereğlisi'nde benzer görüntüler ortaya çıktı. Şu anda ölüm tehlikesiyle karşı karşıyayız. Burada bizler denize giriyoruz. Bu denizden çıkan balığı yiyoruz. Durumdan endişelenen yöre sakinlerinin şikayetleri sonucunda yetkililer derede incelemeler yaptı. Marmara Ereğlisi Belediyesi tarafından da kumsala uyarı tabelası asıldı. Belediye Başkanı İbrahim Uyan yaşananları bir çevre terörü olarak niteledi. Bu atıkları dere yoluyla denize getiriyorlar. Terör sadece şurada burada değil. İşte bu da bir çevre terörüdür. Bunları buradan kınıyorum. Kimler atıyorsa kınıyorum. Başkan Uyan, bir tarih ve turizm kenti olan Marmara Ereğlisi'nde halkın sağlığıyla oynamaya hiç kimsenin hakkı yok dedi. Burada bir tane yazlıkçımız kalmaz. Yaklaşık 60 bin tane bizim yazlık konutumuz var. Bizim Ereğli halkımız, bütün yazlıkçılarımız bu halk, plajda, halk plajında denize giriyor. Balıkçı esnaflarımız orada balık avlıyorlar. Oradan tuttukları balıkları getirip burada halka satıyorlar. Çünkü onların gelirleri o yönden. Bir sakinimizin 10-15 tane ördeği var. 4 tanesi bu suya girdiği için telef olmuştur. Köpekler bile su içmiyor buradan. Tabii ki sanayi de olsun ama sanayi, bacalı sanayi benim bölgem değil. Bakın şurada karşıda bir demir fabrikası var. Bakın Allah rızası için. Vatandaşların beyaz arabalarının üzerine demir tozları yağıyor. Derenin denizle buluştuğu yer var ya, tertemiz çocuklar oturuyorlar içine. Balıklar gelmişti ya. Balık, tatlı su balığı geldi. Nereden geldi? Anladın mı? Şimdi yok. Şimdi yazık. Yazık günah. Başkan Uyan, hastalıklarda artış olduğuna dikkat çekti. Birebir tutmuş olduğum kayıtlarda %30'a varan kanserden ölen vatandaşlarımızı gördükçe vicdanım sızlıyor. Geçen gün Yeni Çiftlik'te 11 yaşında gencecik bir yavrumuz, kız çocuğumuz vefat etti kanserden. Ya bu her şey para demek değildir. Bu insanların da sağlığını korumak, malını canını korumak belediye başkanlarının aslı görevidir. Üstelik bu bölge astım hastalarının doktor tavsiyesi üzerine gelip yerleştiği temiz hava koridoruna sahip